Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Ağrını almıştır. Teşekkür ederim. Eda? İyi misin? İyiyim abicim. Ayağımı burktum. Burkulma olduğuna emin misin? Kırık ya da çatlak falan olmasın. Yok, öyle olsa duramaz. Eda'cığım, iyi misin? Ne haber Çağlan? Ne yapalım? Hala Burak Bey'i arıyoruz. Bulamadınız mı? Yok, yer yarıldı, içine girdi sanki. Kız arkadaşın da yok. Sahi. Yine Burak'la birlikte olmasınlar? O biraz rahatsız. Odada yatıyor. Emin misin? Yarın yine manşetlerde görmeyeyim de. Ha Barış'cığım, seni de yorduk ya. Olur mu öyle şey? Eda benimle kardeşim sayılır. Volkan Bey, tüm otelde ve çevresinde aramadığımız yer kalmadı. Maalesef Burak Bey hiçbir yerde yok. Artık endişelenmeye başladım. Ne yapacağız peki? Böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz? Polise haber verelim bence. Ya ortada ciddi bir şey yoksa? Burak zaten günlerdir manşetlerden düşmüyor. Üzerine bir de böyle bir spekülasyon hiç iyi olmaz. Biz sıradan insanlar değiliz sonuçta. Evet, haklı olabilir. Yani Burak'ın sorumsuz tavrını düşünürsek ortada ciddi bir durum olmaması çok olası. Kusura bakma, gerçekten. Ama inan hiçbir şey görmedim. Bence bu konuyu kapatalım artık. Peki, tamam. Volkan beni çok merak etmiştir. Çağla'yı düşünemiyorum bile. Sinirinden kudurmuştur. Ya bütün bunların sorumlusu benim. Sen de benim yüzümden başını derde soktun. En azından bunun farkında olman güzel. Gerçi senden bu iyiliği isteyen de benim. Sanırım sorumluluğu paylaşabiliriz. Peki ne yapacağız şimdi? Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Sabahki duruma göre hareket ederiz. Teknenin sahipleri gelince ne olacak? Rezil olacağız. Hırsız değiliz herhalde. Durumu açıklarız. Eminim onlarla anlayışla karşılarlar. Mecbur kaldık sonuçta. Evet, mecbur kaldık. Hadi, inelim de dinlenelim biraz. Erçin.
kilo mu verdin? Vermiş miyim? Aa, hiç farkında değilim. Ay, ne olur ne yapıyorsun bana da söylesene. Ay yok canım, hiçbir şey yapamıyorum. İşler o kadar yoğun ki toplantılardan kafamı kaldıramıyorum. Yani spora bile vakit ayıramıyorum. Yarın da bizimle toplantım var, öyle değil mi? Aynen. Aa, siz ne güzel beraber iş mi yapıyorsunuz? Hayatım, oradan karabiberi verir misin bana? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Bodrum'daki otelin banyo bakım ürünlerini Elçin'den alacağız. Süper bir şey bu. Ay Nihat, diyorum ki şu açılıştan önce hep beraber gidip bir tatil yapsak ha Nihat, ne olursun? Aslında çok iyi olurdu. Hem Sinan'ın teknesini değiştirdim, onu gösteremedim bile. Yani açıkçası ben de merak içindeyim nasıl bir şey aldın diye abi. Efendim oğlum. Baba, seninle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Affedersiniz. Dinliyorum. Burak kayıp. Kayıp mı? Ne zamandır? Kaç saattir ortada yok. Her yere baktım, hiçbir yerde yok. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. Polise mi haber versem? Oğlum, Burak'tan bahsediyoruz. Kim bilir nerede, neyin peşindedir? Sabaha çıkar ortaya, sen merak etme. Ya ama başka durumlar var. Yani ortadan kaybolması hiç mantıklı değil. Ne gibi durumlar? Oğlum, benimle açık konuşur musun? En azından bu yaz içeride kalır. İnşallah. Çeksin cezasını. Sen de nasıl saldırdın öyle kadına? Korktu kadın. Kendimi kaybettim. Neyse, ders olmuştur. Bir daha hırsızlık falan yapmaz. Umarım. Gibiyse Burak'ın ortadan kaybolması mantıklı değil. Ama konu Burak olunca mantık aramak ne kadar doğru emin değilim. O yüzden sabah kadar bekleyelim. Ben zaten ilk uçakla Bodrum'da olurum. Tamam baba. Ben ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sen de rahat ol. Tamam? Yarın görüşürüz. Amcama bir şey anlatma ama, olur mu baba? Tamam. Kız kardeşin nasıl? Birliktesiniz değil mi? Birlikteyiz. Hadi siz de yatın artık. Tamam mı? Merak etmeyin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Burada birlikte yatarız işte. Birlikte mi? Daha neler? O zaman sen dışarıda yatarsın, ben de burada. Niye ben dışarıda uyuyormuşum? Burada benimle yatmak istemeyen sensin. Daha az önce her şey benim suçum demedin mi? Sen de bu sorumluluğu paylaşalım demedin mi? Tamam işte. O zaman ben boylamasına yatayım, sen de enlemesine. Hem beraber yatacağız, hem de o şekilde yatacağız. Hayatta olmaz. Peki, sen bilirsin. Bayağı rahatmış. Tamam, tamam. Hadi geç. Teşekkürler. Çok naziksin. Benim bura afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Gelen benim aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine. Düştüm.
Allah'ım hale bak ya. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Selda'cığım, ben müsaadenizi isteyeyim. Ay hayatım, seninle de doğru düzgün konuşamadık. Bana bir ağırlık çöktü. Uçak bu sefer sarsı beni galiba. Ama mutlaka görüşürüz. Ben birkaç gün daha buradayım. Elçin'cim, sen burada kalmak istemediğine emin misin? Sağ ol canım ama zaten yabancı yerde kalmayacağım ki. Sizin otelde yer ayırttım. Ha öyle mi? O zaman arayayım da seninle özel olarak ilgilensinler. Hiç gerek yok. Olur mu canım? Ben de kalkayım, hem Elçin'i bırakırım zaten. Zahmet olmasın. Ne demek? Ha abi, ben yarın Bodrum'a gidiyorum, haberin olsun. Şöyle çocuklarla bir iki gün geçireyim istedim. Bizim kerata ile ilgili bir sorun yok değil mi? Yok abi, nereden çıkardın? Ay biz de gitsek mi Nihat? Yarın çok zor ama yine de bakarız. Hadi biz de kaçalım artık. Elçin'cim, yarın müsait olunca beni ara da oturalım, çocukların durumunu konuşuruz hep. Mutlaka, tamam canım. Birlikte. Evet eminim, o gazeteye çıktığı kızla birlikte. Salaksın Çağla, salaksın. Ya. Tanıştıramadı tabii benle. Ortalardan kayboldu. Tabii ya. Nasıl düşünemedim daha önce. Burak ortalarda yokmuş. Volkan'la onu konuşuyorduk. Ne? Ha, inanmıyorum. Çağla kim bilir ne haldedir. Ta İzmir'den kalkıp onu görmeye gidiyor ama o ortalarda yok. Ay bu kadarı da fazla artık. Yarın ben de seninle Bodrum'a geliyorum. Gerçekten mi? Evet. Ya, bu gece içinde üzgünüm. Ağzımdan nasıl öyle bir şey çıktı inanamıyorum. Şimdi mecburen otelde kalmak zorunda kalacağım. Olsun. Yarın benimle Bodrum'a geliyorsun ya. Baba nedir? Αυτή τη φορά προσεκτικά σύνδεσέ το. Να μην χαλάσει πάλι. Εντάξει. Άκουσες τη φωνή? Ναι, ναι, καπιτάνε. Για να πάω να δω εγώ. Περίμενε λίγο. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Εσείς ποιοι είστε και τι δουλειά έχετε εδώ? Yok, yanlış anladınız. Biz dostuz. Friends, friends. Can you speak English? Yok, İngilizce anlamıyorlar. Saf saf bakıyorlar yüzüne. Bizim botumuzun benzini bitti. Sonra denizde sürüklendik.
sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız biz. Adamlar Türkçe bilmiyor. Ne anlatıyorsun? Ama onlar benim mimiklerimden anlarlar ki. Ya olmuyor ama böyle. Sen çok karışıyorsun bana. Tamam, karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Siko se takeri asas pçila. Pano. Kalk diyor galiba. Siko, pano, pano. Hadi Siko. Erbatiste. Nihat'cığım asma artık suratını lütfen. Hani sabahtan beri evden ayrıldık, yüzünden düşen bin parça hayatım. Ya yalnız gitsen olmuyor mu? Bugün o kadar çok işim vardı ki bütün programım alt üst oldu. Ay bir sabahında karını ayırmışsın, çok mu yani Nihat? Bak gerçekten sen beni üzüyorsun bazen, biliyor musun? Yani kapalı yerde yoğun bir tempoda sürekli çalışmaktan negatif enerji yüklendin. Son günlerdeki bütün sinirin, stresin hep bu yüzden hayatım. Benim sinirimin ve stresimin tek bir sebebi var. O da biricik oğlumuz. Ne yaptın yaptın yine de. Laf geldi oğlumuza. Ya ne varmış benim oğlumda? Gayet güzel çalışan, işinde gücünde düzgün giden bir çocuk yani. Lütfen. Ayrıca genç o. Allah Allah. Lütfen Nihat. Hadi gül biraz, hadi. Çok güzel yere gidiyoruz. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ya gece gelmemiş bu kız ya. Ne diyeceğim ben şimdi Emel teyzeye? Açmasam olmaz, açsam ne diyeceğim? Alo, efendim Emel teyzeciğim. Nasılsın kızım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol çocuğum. Ben de çok iyiyim. Ya ben Aslı'ya ulaşamadım da acaba senin yanında mı diyecektim? Aa, Emel teyzeciğim. Aslı'nın dün telefonu bozulmuştu. Ulaşamamışsınızdır. Az önce çıktı. Ben de şimdi çıkacaktım. Ama söylerim aradığınızı. Tamam. Ne olur bir an önce söyle de müsait olunca beni arasın. Olur mu yavrum? Tamam. Öpüyorum ellerinizden. Ben de seni çok öpüyorum. Hadi hoşça kal. Suat sen burada bekle. Peki efendim. Yani Selda, bu saatte beni buraya getirmen olacak iş değil gerçekten. Ay Nihat'cığım yol boyu söylendin durdun zaten. Hayatım biz neredeyiz bir bakıyor musun sen etrafına? Ormandayız yani. Ağaçlara bak, kuşlara bak. Tertemiz bir hava. Hadi hadi ciğerlerimize temiz hava alalım biraz. Oh. Şöyle çekelim içimize güzel hava da olsun. Bak bir de bu vardır. Ya da bu tam tersi olabilir. Karıştırıyorum. Bak aldım ve verdim. Tamam oldu mu? Toplantım var hadi gidelim. Ay toplantı, toplantı. Sen toplantı olacaksın bak yakında ha. Ay Nihat'cığım ne yapıyorsun? Biraz hava alacağız, yürüyeceğiz ve döneceğiz evimize. Lütfen. Peki, tamam, tamam. Ah, ah. Öyleyse sabah sporumuza başlayabiliriz.
Günaydın Osman Bey. Günaydın. İşe başlamışsınız herhalde. Dün de uğramıştım. Yoktunuz. Borç için geldiyseniz ben onu ay sonunda ödeyebileceğim. Bundan sonra da düzen düzenli ödeyeceğim inşallah. Yok, onun için gelmedim. Daha önce de bahsetmiştim size. Evin müteahhite verilme durumu var diye. Kesinleşti. En kısa zamanda evi boşaltırsanız. Çok ani oldu. Bu zamanda ev bulmak kolay değil. Emlakçısı var, depoziti var. Hay Allah. Bana kalsa evi hiç elletmem de benim biraderler işte. Bu zamana kadar anca engel olabildim onlara. Onlar da kendilerine göre haklı. Evin yeri değerli. Her birine yeni birer daire düşüyor. Siz de haklısınız. Kira borcunu sonra da ödeseniz olur. Yeter ki evi bir an önce boşaltın. Başka da bir şey yapamam sizin için. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Selda'cığım, biraz yavaş gidebilir misin? Bak, hava alacağız, yürüyüş yapacağız dedik. Ama sen koşturuyorsun hayatım. Hayatım, ne yapabilirim yani? Spor böyle bir şey sonuçta. Ayrıca form tutmaya çalışıyorum. Hatta kilo vermeye çalışıyorum şu açılışımız için. Kilo mu vereceksin? Otelin açılışına birkaç gün kaldı. Kaç gram vermeyi düşünüyorsun? Hayatım, sen 200 gramın bile ne büyük bir fark yarattığının farkında mısın acaba? Evet. Ayrıca sen beni tanımıyor musun? Yani kaç yıllık karınım şimdi? Hemen şuralarımı alıyorum ben ya. Hemen yüzüm doluyor, sinir oluyorum yani. Hayatım, ben seni böyle beğeniyorum. Benim için hiçbir sorun yok. Hayatım, ne olursun beni teselli etmeye falan çalışma. Ayrıca bu açılış, yani bizim açılışımız çok önemli. Herkes görecek birbirini. Aa, hem bizim Elçin ne kadar zayıflamış öyle ya. Yaşı benden büyük olmasına rağmen. Aa, Elçin ya. Senden büyük mü? Yok artık. Yani anlayamadım ben bunu, pardon. Ne demek istiyorsun? Daha mı yaşlı görünüyorum demek istiyorsun? Bir gülerek falan. Elçin senden daha mı büyük falan? Anlamıyorum. Yok, yani. Hayatım, yanlış anladın. Yani ben öyle demek istemedim. Sen tabii ki Elçin'den daha daha gençsin. Ayrıca Elçin böyle dal gibi bir şey. Ay evet, çok zayıf değil mi ya? Artık böyle olmuş. Tamam artık, ne kilo veriyorsun yani? Tamam, ruj falan güzel yakışıyor da çok zayıf. Ama hayatım, ne yapacaksın yani? Trend böyle artık. 34 beden falan olman lazım. Gerçi o benim için hayal tabii de. Hani 36 olurum ben ancak da, nasıl yapabiliriz bunu? Diyet yapacağız. İşte sporla destekleyeceğiz beraber. Ya çok affedersin ama niye çoğul konuşuyorsun bilmiyorum. Yani beni bu hayallerine ortak etme. Bak, benim hiç böyle zayıf olmak gibi bir hayalim falan yok. Ben halimden gayet memnunum. Bir tanecik sevgilim. Yalnızca zayıf olmak için spor yapılmaz. Sağlıklı olmak için de spor şarttır yani. Tamam ama ben çok yoruldum. Lütfen artık duralım. Gerçekten. Ay öyle mi? Ben de tam tersi açıldım, biliyor musun? Ay oksijenden falan herhalde. Orman ya. Çok güzel. Ay şu yolun bu tarafı da çok güzel. Bir şey değil mi? Performansımızı arttırmamız için, tempoyu arttırmamız lazım. Hadi anca böyle verilir bu kilolar hayatım. Hadi hadi gel gel. Ay yolun bu tarafı çok güzel. Gel gel, çok güzel. Ay havaya bak ya. Ben Selda, sen bu hırsla iş dünyasında çok başarılı olurdun ha, biliyor musun? Düşünüyorum da bizim oğlumuz kime çekmiş acaba? Yani ne yaptın, yaptın lafı döndürüp dolaştırıp oğlumuza getirdin ya, hayret bir şeysin gerçekten. Benim oğlum da istese hırslı olabilir. Ama hırslı değil, neden? Çünkü başarılı. Çünkü her şeyi var. Çünkü yakışıklı benim çocuğum. Para kazanma derdi yok. Bir şeye sahip olmak için çaba göstermesine gerek yok. Oh, ne âlâ bir yaşam. Ben gençliğimde böyle miydim ya? Ay çok şükür. Şanslı benim oğlum. Canım oğlum benim. Ay Seda, ne diyeceğim bilemiyorum sana. Bir şey deme bir tanem, bir şey deme sen. Ay. Bir şey de... Aa! Ay Nihat! Nihat! Hayatım, ne oldu? Nihat! Nihat'cığım, iyi misin? Ay sevgilim, ne oldu? Canım benim, ne oldu böyle?
İyiyim. Biraz başım döndü. Çok yoruldum galiba. Ay asla olmazdın sen böyle. Ne oldu Nihat? Biraz yoruldum o kadar. Canım benim. Hemen doktorunu arayalım da bir muayene etsin seni. İyiyim. Doktor meselesini falan abartmayalım. Ben iyiyim. Ay olmaz öyle şey. Bak ne diyeceğim. Hemen şimdi doktoruna gidiyoruz tamam mı muayene olmaya? Lütfen hayır deme. Artık kontrol bende yani. Sözümden çıkmayacaksın yani. Çünkü olmuyor görüyorsun. Ne değişecek benim hayatımda ki yani? Tamam canım. Beni dinliyorsun. Hemen arıyoruz doktorunu. Bir muayene ediyor seni. Bitti. Tamam mı canım? Peki. Tamam öyle olsun. Hepsi senin yüzünden. Tekneye binmek senin fikrindi. Ben sana binmeyelim dedim. Ya ne yapsaydık? Gecenin bir vakti denizde mi sürüklenseydik? Karşı adadan çıkardık artık. Şu durumumuzdan daha iyi olur. Demek benimle ıssız bir adada baş başa kalmayı tercih ederdin. Hayır tabii ki. Düşünmek bile istemiyorum. Şu anki duruma şükrediyorum. Bence de. Daha dün geceden beri beraberiz. Bana bir yıl gibi geldi. Zaten bütün gece horlamandan uyuyamadım. Kim? Ya ben mi horluyorum? Ben hayatta horlamam. Bence bu senin horlamana daha çok benziyor. Tabii tabii. Neyse, seni daha fazla utandırmamak için bu konuyu kapatıyorum. Şu an daha önemli bir işimiz var. Şu iplerden hemen kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız ki? Ya nereye gittiğimiz de belli değil. Çok konuşma da şu ipi çözmeme yardım et. Olmuyor işte. Of Aslı, ne beceriksizsin sen ya. Sen sanki çok beceriklisin. Yapabiliyorsan kendin yap. Yok, bu böyle olmayacak. Yanında kesici bir şey var mı? Cebimde ufak bir çakı olacaktı. Ha, süper işte. Ya kızım manyak mısın sen? Ne işi var kesici aletin üzerimde? Ne bileyim ben ya. Ayrıca doğru konuş benimle. Ne öyle manyak falan mı? Tamam, tamam. Cırlama hemen. Bak zaten çok gerginim. Bir de sen üstüme gelme. Başımıza ne geleceği de belli değil. Ya korkulacak bir şey yok. Muhtemelen polise ya da sahil güvenliğe teslim ederler bizi. Şu rahatlığına inanamıyorum. Ya ne yapmamı bekliyorsun? En azından polise her şeyi açıklayıp bu durumdan kurtuluruz. Sana söylediğin mantıklı. Ben zaten mantıklıyım da senin beni anlaman biraz zaman alıyor. Burak. Yanaşıyoruz. Neredeyiz ki acaba? Datça'dayız sanırım. İyi bari. Fazla uzaklaşmamışız. Aslı'ya nasıl söyleyeceğim? Ay çok üzülecek. Kuzum benim ya. Emel. Sonra Ömer'im inanmıyor. Emel. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Emel. Hayırdır? Sesleniyorum. Duymuyorsun. Kusura bakma Ayşe. Dalmışım. Bir şey mi oldu? İyi görünmüyorsun. Sorma. Ev sahibi. Bizim evi satıyorlarmış da bir an önce çık dedi onu düşünüyordum. Ya bu kadar kısa sürede nasıl ev bulacağım ben? Kaç yıllık kiracısısın. Öyle pat diye olur mu ama? Bir kadın başına sen şimdi ne yapacaksın? İnsaf kalmamış insanlarda. Ah, çok üzüldüm Emel'ciğim. Ay dur kız. Benim alt kattaki Sema taşınacaktı. Boşanıyor da kocasından. Boşanıyor mu? Ya evet şükürler olsun. Ay o nasıl laf öyle? Ama her akşam gürültüden, patırtıdan, onların kavgasından bıktım usandım. Onun için söylüyorum yani. Canım sen de kendince haklısın tabii. Gidelim bakalım istersen. Aa dur. Ben iş yerine gecikeceğimi haber vereyim. Ayşe ben iş buldum. Gerçi ilk günden geç kalacağım ayıp olacak ama bunu da halletmem lazım. Görüyor musun başıma geleni? İş buldum diye sevinirken böyle oldu. Gerçi yine de şükretmek lazım. Hayırlı olsun, çok sevindim. Ha, Şükran. Ay canım, ya bir aksilik oldu. Benim ev sahibi evi satıyor da benim acilen ev bakmam lazım. Bir ev varmış komşuyla, ona bakıp geleceğim. Yorgo. Yorgo. Πάνε και φέρε το Ιουσού. Να δούμε τι θέλουνε. Εντάξει, καπτάνιε.
yaşıyor bunlar ya. Allah'ım sen bize yardım et. Çok korkuyorum. Sakin ol. Ben yanındayım. Sana kimse bir şey yapamaz. Eva kadarmış. Yenil ol. Neden teknedesiniz? Oh be. Sonunda derdinizi anlatacak birini bulduk. Siz bana söyleyin, ben onları çevireyim. Şimdi biz kız arkadaşımla botla gezerken benzinimiz bitti. Sonra da sürüklendik. Tekneyi görünce de buraya çıktık. Ya gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. Evet, biz bir şey yapmadık. Ne olur kaptandan da özür dilerim. Bırakın bizi ne olursunuz. Aa, şansa bak Sema geliyor. Aman ya, barışmış bunlar. Tüh. E nasıl anladın? Ya alışverişten geliyor baksana. Besbelli kocası barışmak için para vermiş, bu da kabul etmiş. Komşular nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz. Sen evden taşınıyorsun değil mi? Emre'ye bakıyoruz da. Ay yok yok. Çok yalvardı, barıştık yine. Belli oluyor zaten. Niye çıkıyorsun evinden hemen? Bu zamanda taşınmak kolay mı? Ben taşınırım diye bir araştırdım. Kiralar ateş pahası. Depozitesi, emlakçısı, osu, busu en az 5.000. Biz başımızda kocamız varken zorlanıyor. Sen nasıl yapacaksın ki? Tamam, tamam. Aslında bir ev var. Kirası da uygun. Ben pek içini beğenmedim. Belki Emel beğenir. Dur numarasını vereyim. Siz bir konuşun bakın. Olur, olur. Alo, ben kiralık ev için aramıştım. Hangi? Vatan Sokak, iki oda bir salon olan. Vatan Sokak'taki iki oda bir salon olan. Boş mu? İyi. Acaba kirasını öğrenebilir miyim? 1.000 lira mı? 1.200 lira depozit. 1.200 lira da emlakçı parası. Affedersiniz, daha uygun bir ev var mı elinizde? Bulamazsın, ben çok baktım. Tamam o zaman, göreyim ben o evi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne kadar pahalı değil mi? Hangi ara arttı bu kiralar böyle? Öyle Emel'ciğim, bence kıpırdama evinden. Ev satılıyor, ne yapsın? Direnebildiği kadar dirensin, çıkmıyorum desin. Olur mu? Yakışır mı bana öyle bir şey? Seni kadın başından sokağa atmak yakışıyor ona. Gururlu kadındır Emel, herkese benzemez öyle. Neyse sağ ol. Hadi biz gidelim şu eve bakalım. Ay iyi. Canım bir şey demedim. Ayşe'cim teşekkür ederim. Sen sağ ol, zahmet etme. Ben kendim giderim. Olur mu canım? Ama ne zahmet olacak Ayşe'ye? Konuşacak malzeme olur ona. Kolay gelsin size. Sağ ol. Herkesi kendini uğursuz sanıyor. Günaydın Volkan Bey. Günaydın. Burak Bey geldi mi? Bir haber var mı? Maalesef efendim. Tamam sağ ol. Alo baba neredesin? Yeni indim uçaktan. Burak'tan haber var mı? Hayır hala yok. Tamam oğlum. Ne oldu, bir gelişme var mı? Yok canım ya. Allah Allah. Ben endişelenmeye başladım. Ben de. Yani Volkan da telaşlanmış. Gerçi Burak'ın ortadan kaybolmalarına alışığız ama gene de merak ettiriyor kendini. Volkan'la Burak çok farklılar öyle değil mi? Hem de çok. Yani soyadları dışında ortak noktaları yok denecek kadar az. Ama yine de iyi anlaşıyorlar. Bence bunda Volkan'ın payı çok büyük. Anladığım kadarıyla Burak'ı sürekli idare eden, arkasını toparlayan kişi Volkan. Aynen öyle. Yani abisi olsa bu kadar olmazdı. Volkan yaşından çok olgun davranıyor. Onu çok iyi yetiştirmişsin. Elimden geleni yaptım. Volkan'ın bu kadar olgunlaşmasının sebebi annesini erken yaşta kaybetmesi. Yani o gittiğinde 7 yaşındaydı. Bunu kabullenmesi uzun zaman aldı. Benim senin için de çok kolay olmamıştır. Neyse, her şey geçmişte kaldı. Şimdi çok mutluyum. Serbestsiniz. Konuştum, biraz zor oldu ama ikna ettim. Çok şükür. Sağ olasın.
Zaten biz kötü bir şey yapmadığımızı söylemiştik. Boşu boşuna bağladınız bizi. Ya şu teknede birkaç gün daha kalsak sen bu adamlara kesin Türkçe öğretirsin. Ne çene varmış sende ya? Bir susmadın. Giderek adamları sinirlendireceksin şimdi. Tamam ya, tamam. Sizi buradan aldıracak kimseniz var mı? Var. Şu tekneden bir inelim de. Tamamdır o zaman. Tekrar sağ olasın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Her zaman bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. Haklısın. Ben senin kız arkadaşın mıyım? Bir de adamlara yalan söylüyorsun. Ne deseydim? Senin birinin kafasında şişe kırdığını, sonra da adamdan kaçarken hırsız gibi tekneye bindiğimizi mi? Tamam ya, tamam. Ay Allah'tan birinin kafasında şişe kırdık yani. Sen de sürekli bunu söylüyorsun. Pardon ya, bu senin günlük ritüellerinden biri sanırım. O kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ki. Neyse, tamam. Ne yapacağız şimdi? Önce bir banka bulup para çekelim. Sonra da Volkan'ı arayalım. Bu geceden kalma kıyafetleri de çıkarıp günlük bir şeyler alalım üstümüze. Tamam. Bak gördün mü? İyi ki beni dinledin de gittik şu hastaneye. Keşke seni dinlemeseydim de hastaneye de gitmek zorunda kalmasaydık. Sabah sabah yürüyelim de yürüyelim, yürüyelim de yürüyelim diye tutturdun. Yani hani yürüsek neyse, koşturduk. Aşkım ne alakası var? Ya koştuğun için fenalaşmadın ki sen. Koşu burada tetikledi seni sadece. Ayrıca duydun doktoru ne kadar yüksekmiş öyle senin kolesterolün. İyi ki de koşuya gitmişiz. İyi ki de yürümüşüz. Yoksa senin doktora falan gideceğin yoktu. Ya daha fazla ilerleseydi ne olacaktı Nihat? Ben gayet iyiyim. Hay Allah'ım tamam tamam. Ay tamam yani. Of. Suat, Selda Hanım'ı önce eve bırakıyoruz. Oradan da şirkete gidiyoruz. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz bu halde ben seni işe falan göndermem ya yani. Ya Selda biraz abartıyorsun ama bak. Biraz kolesterolüm yüksekmiş, hepsi o kadar. Ya o da stresten. Sen böyle üstüme geldikçe benim stresim fırlıyor yukarıya. Ay tamam tamam gelmiyorum ben senin üstüne. Yalnız bana söz veriyorsun. Kendini fazla yormayacaksın. Yediklerine içtiklerine dikkat edeceksin. Söz veriyorsun. Tamam. Ay bir yüzüme bakarak söz versin sen bana. Söz. Bir yüzüme bakarak söz veriyorum der misin? Ay kızmış mı canım bu bana? Acıdı mı çok? Nabzım yine güzeldi. Dua edelim de babam kredi kartlarını kapattırmamış olsun. Niye? Kavgalı mısınız? Benim de hayatım seni sandığın kadar toz pembe değil. Üzüldüm şimdi. Sıkıntı yok. Canım annem ya. Kesin babamın kartını kapattırmasına engel olmuştur. İyi bari. Şu üzerimizdekilerden de bir kurtulduk mu tamamdır. Hadi bir maz bulalım. Babamla neden küstünüz? Çok ciddi bir şey yoktur umarım. Yani. Yani sıkma canını, barışırsınız. Ettirmekten ayrılır mı hiç? Benim için üzülürmüş de kıyamam. Ne oldu az önce başımı etmeyen kıza? Şu an göremiyorum. Sana da iyilik yaramıyor. Bana neyse. Ay kız bu ne hep böyle? İnsan mı yaşayacak burada? Kirasını da duydun. Üstelik de pazarlığa da yanaşmıyorlarmış. İnsaf kalmamış bu insanlarda. Kalmamış vallahi. Şey beyefendi, acaba diyorum daha iyi koşullarda bir ev yok mu elinizde? Var ama en az 1500 liradan başlıyor. En uygun ev de bu. Peki. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Siz sağ olun. Efendim Şükran. Ne yaptınız canım? Ay sorma Şükran. Ucuz evler, fiyatı uygun evler yaşanacak gibi değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Sen gel bir çaresini buluruz merak etme. Öyle mi diyorsun? Sağ ol. Teşekkür ederim canım. Sağ ol Ayşe. Seni de yordum ama benim bir an önce gitmem lazım. Tamam canım. Nerede iş buldun? Nasıl insanlar? Böyle ayaküstü anlatılır mı? Ben akşam sana kahveye uğrarım, öyle anlatırım tamam mı?
Bak mutlaka uğra. Sağ ol. Gonca kesin çıldırmıştır. Annem de beni arıyordur. Ya burada neler yaşadığımı duysa benim bacaklarımı kırar. Tamam, ben hemen arayayım. İki dakika ciddi bir şey konuşulmuyor seninle. Hemen dalga geç. Ya sen hiçbir şeyi ciddiye almaz mısın? Ciddiye alacak ne var ki? Ne mi var? Ya şu yaşadıklarımıza baksana. Ama tabii sana göre ha boş. Sana eğlence olsun, macera olsun. Sıkıldığımı söyleyemem. Olan bana oluyor zaten. Ben evimi bırakıp buralara kadar çalışmaya geliyorum. Şu yaşadıklarıma bak. Ya seni tanımadan önce ne kadar sakin, ne kadar düzenli bir hayatım vardı benim. Yarına kimse, kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Sesin güzelmiş. E işte, idare eder. İnanmıyorum. Ne oldu ya? İdare eder dedin. Yani sen ve mütevazilik. Çoktayım. Bana ciddiyetten bahsedene bakın. Bu ne şimdi? Ya arada biz de eğlenelim. Ne var bunda ya? Gel şuradan yiyecek bir şeyler alalım sınıfı. İyi günler. Hoş geldiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Tabii buyurun. Ben telefon ederken sen de üzerine bir şeyler bak. Tamam. Alo, Volkan benim. Burak, neredesin sen ya? Şimdi polisi arıyorduk. Sorma ya. Uzun hikaye. Telefonum suya düştü. Şimdi bir mağazadan arıyorum. Neyse, biz iyiyiz. Aslı yanında. Şu an Datça'dayız. Bizi buradan aldır. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Ya partiden bir anda deniz motoruyla kaçmak zorunda kaldık. Onun da benzini bitti. Denizin ortasında öylece kala kaldık. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Ya sonrası daha fena ya. Bir tekneye sığındık. Onda da bizi hırsız falan sandılar. Anca kurtulabildik. Neyse, daha ayrıntılı anlatırım. Şimdi kapatmam lazım. Limanda bekleyeceğiz. İyi, tamam. Alo baba. Burak'a ulaştık. Nasıl oldun? Bana annemi hatırlattın. Gıcıksın işte. Sen önce giydiğin tişörtün rengine bak. İlla dikkat çekeceksin. Benim dikkat çekmek için bu tarz şeylere ihtiyacım yok canım. Ay kıskanç. Üf, sanki ne giydiğini gördüm ya. Hep çemkir. Tekneyi beklerken denize gireriz. Sen anca 75 ya da 80 be falansın. Olur mu sana? Ya doğru konuş. Ayıp oluyor ama. Ne var ya? Ne dedim ki? Uf, karı kuru bir şeysin ama elinde sertmiş ha. Ona göre. Hadi ver, onu da alalım. Benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Bizi yazmasın, mükemmel olmasın beni.
kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel.